Merhaba arkadaşlar. Gökçe'nin mutfağına ve bahçesine bugün hoş geldiniz. Bugün bahçemizdeki ceviz ağacını çırptık arkadaşlar. Artık sonbaharın son aylarında cevizlerin açıldığı mevsimdir ve cevizleri çırparak toplamamız gerekiyor. Eşim sabahtan beri ceviz ağacının üstündeydi. Uzun bir değnek yardımıyla cevizin dallarındaki meyvelerini vurarak bütün meyvelerini aşağıya doğru çırptı. Şimdi yerlerde cevizler dolu arkadaşlar. Biz bu cevizleri çocuklarla beraber toplayacağız. Sizlere şöyle bir göstermek istedim. Bu sene cevizimiz fazla olmadı. Mevsiminden mi bilmiyorum neden olduğunu ama bazı senelerde ceviz çok fazla mahsul vermiyor. Cevizlerin üstündeki yaprakları süpürmek için böyle bir çalı süpürgesi kullanıyorum ben. Cevizle beraber yaprakları da düşüyor arkadaşlar. O yüzden önce üstteki yaprakları böyle bir süpürgeyle kenara alıyorum. Daha sonra altta cevizler zaten görünüyor. Onları da toparlayarak böyle temiz kovaların içinde biriktiriyoruz. Ceviz her insan için tam bir şifa deposu arkadaşlar. Bunu eminim herkes duymuştur. Mutlaka bir şekilde sizler de biliyorsunuzdur. Cevizin özellikle beynimize çok iyi geldiğini tüm doktorlar söylüyorlar. Hatta yeşil kabuğunun o arasındaki zar perde dediğimiz kısmının da birçok hastalığa şifa geldiğini doktorlar söylüyor. Bunları da sizler de araştırabilirsiniz. Yani dıştan içe doğru cevizin her yaratılmış parçasında şifa var. Özellikle çocuklarımızın derslerinde başarılı olabilmeleri için arkadaşlar günde birkaç tane cevizi ya okulda yemeleri için beslenmelerini ya da okuldan döndüklerinde evde ellerine verip yemelerini sağlayabiliriz. Ceviz ağacını görüp de bilmeyen bazı arkadaşlar bana cevizin nasıl böyle yeşil kabukları olduğunu ilk defa gördüklerini söyleyenler oldu. Ceviz bu yeşil kabuğun içindedir arkadaşlar. Bu yeşil kabuklarından cevizi birer birer çıkarmamız gerekiyor. Bu kabuğundan eğer cevizi çıkarmadan saklarsak cevizler küflenir. O yeşil kabuğundan muhakkak ayrılmalı ve bir kenarda birkaç gün kurutulmalı. Kovalara toplayarak biriktirdiğimiz cevizleri garajın içine vermiş olduğumuz geniş bir çadırın üstünde topladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cevizimizin tamamı bu şekilde. Şimdi ben bu cevizleri tek tek yeşil kabuklarından ayıracağım ve sadece iç kısımlarını alacağım arkadaşlar. Bütün olan böyle yeşil kabuk varsa onu böyle iki taşın arasında ezerek kabuğundan ayırıyoruz. Eğer cevizleri bu kabukların içinden almazsak içinde oluşan rutubetten dolayı cevizlerde küflenme olur ve emeğiniz boşa gider arkadaşlar. Bir yıllık mahsulünüzü çöpe atmak zorunda kalırsınız. Cevizi düzenli olarak tükettiğinizde faydalarının daha da arttığını internetten araştırabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle düzenli ceviz yiyenlerin bağışıklık sisteminin daha kuvvetli olduğunu. Cevizin kabuğunun çok faydalı olduğunu söylemiştim. Kabuğu kaynatılıp içildiği zaman uyku düzenini getirdiği, stresi yok ettiği, cilde iyi geldiği ve birçok faydası olduğu söyleniyor. Bulma ihtimaliniz varsa cevizi yeşil kabuklarıyla birlikte almanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten her derde deva arkadaşlar. İnternetten araştırıp nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. İçine kurt girmemiş olan ceviz böyle kabuğundan kolay bir şekilde ayrılır arkadaşlar. Bu tutmuş olduğum cevizin içinde kurt yok mesela. Cevizin bizlere verdiği şifa bir tarafı arkadaşlar. Her neyin içine katarsanız katın mutfağınızda inanılmaz lezzet katıyor. Salatalarda, tatlılarda, kahvaltılıklarda, yemeklerde birçok mutfak ürününde yaptığımız gıdaların içine ceviz girdiği zaman lezzetine lezzet ekleniyor resmen. Hem sağlıklı yaşamak için hem de lezzetli yiyecekler yemek için mutfağımızdan cevizi eksik etmeyelim. Ben şimdi cevizlerimin hepsini bu şekilde tek tek ayıklayacağım. Daha sonra onları birkaç gün kuruttuktan sonra yerine kaldıracağım arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için zili açmayı ve paylaştığım videolarımı beğenerek yorum yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum.